Medicana grubu sunar. Kung fu biliyorum. Hepimiz bilmek istediklerimizi aynı Matrix filminde olduğu gibi beynimize yüklenmesini, okuduklarımızı hemen ezberlemeyi ve şöyle bir göz attığımız bilgilerin beynimizde yer etmesini isteriz. Özellikle çocuklarımızın sınavlara hazırlanırken başarılı olması için, derslerde öğrendiklerinin daha kalıcı olması için neler yapmamız gerektiğini araştırır dururuz. Peki size bunun bir yolu olduğunu söylesem? Yapılan çalışmalar, öğrenme faaliyeti sonrasında yapılan aerobik egzersizin öğrenmeyi daha kalıcı hale getirebileceğini gösteriyor. Kalp damar sağlığından tutun da eklem sağlığına kadar faydası olduğunu bildiğimiz egzersizler gerçekten öğrenmeyi ne kadar etkileyebilir? Bugün hep beraber onu araştıracağız. Beynin en önemli işlevlerinden biri, İnsanın çevresinde olanları öğrenmesi ve edindiği bilgileri daha sonra kullanmak üzere depolamasıdır. Çevreden gelen uyarıların değerlendirilmesi ve uygun davranışların geliştirilmesi öğrenme yoluyla olmaktadır. Bu deneyde bana tıp fakültesinden arkadaşlarım eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. Sizin için hazırladığım sürprizi bilmiyorsunuz. Yok. Meraklıyım. Evet, bir öğrenme deneyi yapacağız hep beraber. Bugün özellikle sizin için esasında tanıdık bir şeyle başlamak istiyorum. Siz tıp fakültesinde okuyorsunuz ve bir sürü hiç daha önce duymadığınız kelimeleri duyuyorsunuz ve ezberliyorsunuz, değil mi? Evet, çoğunlukla öyle oluyor. Birinci sınıftan itibaren Latince ile başladığımız için yeni bir dil öğrenmeye başlıyoruz. Ezberle başlıyoruz, kesinlikle öyle. Bilmediğinizi düşündüğüm bir yabancı dil öğrenmekle başlayacağız bugün deneyimize. Zulu dilini biliyor musunuz? Zulu. Hangi kabilenin dili? Evet, Afrika'daki bir kabilenin dili. Evet, tabii ki çalıştık ve 10 tane kelime çıkardık. Geçen aylar içinde bir çalışma çıktı ve bu çalışma egzersizin öğrenme üzerindeki etkisi araştırıldı. Olumlu mu, olumsuz mu şimdi söylemeyeceğim bunu size. Ama biz bu deneyden sonra hem uzman görüşü alacağız hem de kendi aramızda konuşacağız ve egzersiz ve öğrenme arasında bir ilişki var mı ona bakmaya çalışacağız. Birinci kelimemizle başlıyoruz. Gördüğünüz gibi Apula Zulu dilinde elma demekmiş. Herkes kafasına fotoğrafını çekti mi? İyice öğrendi mi? Evet. Tamam, güzel. O zaman ikinci kelimemiz. Neymiş? İnyoni. İnyoni. Kuş. Kuş demekmiş. Aman Allah'ım, bunu ben okumakta bile güçlük çekeceğim. İsihlahla. 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 Yani nasıl okunuyor, biz de böyle okunduğunu evet, yani düşünüyoruz. Biz normal düz okuyoruz ama umarım saygısızlık etmiyoruz. Ne demekmiş? Ağaç. 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 İsihlahla. Okey. Tamam. Bir sonraki. İngane. İngane. Çocuk. Çocuk. Bir sonraki. İphola. İphola. Okay. Top. Top demek. İphola. İmoto. 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 Araba. Araba. İhora. 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 Saat. İhora saat. Okey. Sırada? İsibani. 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 Lamba demekmiş. Görme, işitme, tad alma, koklama ve dokunma gibi beş duyuyla algılanan uyarıların beyinde ilişkilendirilmesi ve tekrarlanması gibi birden fazla işlevi sonucunda öğrenme gerçekleşir. Öğrenmenin doğrudan bir ölçümü yapılamaz. Ancak ortaya çıkan davranış değişiklikleriyle değerlendirmek mümkün olur. Şimdi bakalım hangi gruplara düşeceksiniz? Herkes bir tane seçsin bakalım. Herkes önündeki mi? Sonuçta bana kalsın. Yok, olmaz ben. Seçin. Peki. Şimdi üzerinde S harfi olan arkadaşlardan spor kıyafetlerini giymelerini isteyeceğim. G ise gezecek. Onur galiba spor grubundasın. Ben aşamadan belli oldum. Geziyorum. Gezi. Ben spor. Sıla spor. Deneklerimiz 30 dakikalık orta tempo egzersizlerini tamamlıyor. Deney sonucunu öğrenmek için tüm deneklerimiz yeniden test odasında toplanıyor. Şimdi o zaman ben size resimleri göstereceğim.
ve kelimeleri yazmanızı isteyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olarak sıra olarak. Sonra grupların ortalamasını alacağız ve karşılaştıracağız. Bakalım acaba daha yüksek olacak mı biri birbirinden? Ve gerçekten egzersiz öğrenmede etkin mi? Hep beraber onun birinci deneyini yapmış olacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Peki. Birinci nesnemiz gördüğünüz lamba. Birbirinize bakmıyorsunuz zaten. Şimdi çok kolay bir nesne geliyor. Bunu hocam hatırlayacağınızı düşünüyorum. Evet. Evet. Bakalım arabayı hatırlıyor musunuz? Senin toplam 4 var. Evet. 10. 10. 10 mu? Evet. 10 doğrusu var. Dolayısıyla ben... ikinizin ortalaması 7. Bakalım. Şimdi toplamda 15. 2'ye böldüğünüz zaman 7,5 puan aldılar. Düzenli egzersiz yapmak, orta tempoda, belli bir zaman diliminde günlük egzersiz yapmak hafızamızı güçlendiriyor. Hafızayı, muhakeme yeteneğini, kognitif fonksiyonlarımızı kullanabilmemizi arttırıyor. Ve dolayısıyla bunama, Alzheimer gibi çağın modası olan hastalıklara yakalanma riskimizi belirgin olarak azaltıyor. Güçlü bir hafıza için egzersiz diyoruz. Medicana grubu sundu.